Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 30 Aralık 5 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2019 artık bitiyor. 2020 yılına merhaba diyoruz. Yeni enerjiler var. Bakalım yeni yıla nasıl gireceğiz? Pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak. 30 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Ay sizin burcunuzda. Duygusal olarak evet biraz enerjiniz yükselecek. Ama bir yandan da daha bir hassas olacaksınız. Bedensel hassasiyetlere dikkat edin. Kendinizle ilgilenmek için şöyle bir kişisel bakımınızla ilgilenmek, fiziki bakım yaptırmak için de aslında pazartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Bir yandan da pazartesi günü Akrep burcunda ilerleyen Mars'ın Ay'la zıt bir açısı oluşacak. Bu da demek oluyor ki pazartesi günü özellikle öğle saatlerinden itibaren lütfen ilişki dinamiklerinize dikkat edin. Kariyer hayatınızda, üstlerle olan ilişkiler, aileyle olan ilişkilerde ani çatışmalar, biraz böyle gereksiz agresyonlar oluşabilir. Sabit fikirlerden, inatçı davranışlardan uzak durup daha toleranslı, anlayışlı olmakta fayda var. Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren ise Ay Balık burcunda olacak. 2 Ocak'a kadar Ay Balık burcunda 2,5 günlük dönem içerisinde olacak. Bu da kendinizi maddi manevi güvende hissetme ihtiyacınızı öne çıkarıyor. Ama Ay Balık'tan geçerken harcamaları da biraz öne çıkaracak. Biraz masraflar olabilir ama çoğunlukla da keyif aldığınız konular için olacak bunlar. Yani yaptığınız harcamalar aslında size bir yandan da iyi gelecek, keyif alacaksınız diyebiliriz. Parasal kazançlarınız içinde tabii ki bazı fırsatlar çıkarabilir bu ay geçişi. Özellikle 31 Aralık bu anlamda çok verimli de olabilir sizin için, ticaretle uğraşıyorsanız eğer. Ve 2 Ocak'tan itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Cumartesi gecesine kadar olan dönemde ise yine çok hareketlisiniz. Ama zihinsel olarak özellikle hareketlisiniz. Bilgi paylaşımı çok fazla. Düşüncelerinizi etrafınızdaki kişilerle konuşuyorsunuz, haberler duyuyorsunuz. İş için çok aktif, ticari konular için çok aktif günler. Eğer bazı konularda karar vermeniz, anlaşma yapmanız, sözleşme yapmanız ve benzeri konular varsa hayatınızda 2-4 Ocak arasını da rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ve 3 Ocak'tan itibaren Mars Yay burcuna geçiyor sevgili kovalar. 16 Şubat'a kadar kalacak Mars Yay burcunda. Bu dönem sizin için çok bereketli, iyi bir dönem aslında. 11. eviniz sizin hem iş hayatınız için hem özel hayatınız için çok hareketlidir. Dışa dönük bir evdir. Bu yaptığınız faaliyetlerin, çalışmaların dış dünyada dikkat çekebileceğini gösteriyor. Her türlü ekip çalışmasında, proje içerisinde son derece kararlı hareket edebilir. Önemli işlerde başarabilirsiniz. Genç bir kovaysanız eğitim hayatınız için güzel dönem. Olgun yaştaki kovalar, iş hayatı olan kovalarında uluslararası, yurt dışı ile bağlantılı projeleri olsun. Bunlarla ilgili çok aktif bir dönem. Eğitimle ilgili yine ticari konularda bir mesleki eğitim olabilir, mesleki bir seyahat olabilir. Tüm bunlar için de yine aktif bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Mars Yay burcunda fiziksel aktiviteler, spor, sosyal yaşam, arkadaş ilişkileri, grup faaliyetleri adına da 16 Şubat'a kadar sizin için çok keyifli, eğlenceli, hızlı bir dönemi gündeme getirecek sevgili kovalar. Mutlu bir hafta, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.